Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu. El ervahu cunudun mücennedetun fema tearefe minha etelef ve ma tenakerim. Şehadet ederim ki Allah birdir. Şehadet ederim ki ben de Allah'ın Resulüyüm. Ervah cunud-i mücennededir. Her ruh hangi sifette kiminle ortaksa o ruhuna müttefa buluşur. Böyle deyiyorlar kardeşler. Bir adam bir meclise gitse, mümin bir adam. Mecliste 1000 tane münafık var. 1 tane mümin var. Bir meclis varmış ki, o meclisin içerisinde 1000 tane kafir yahut 1000 tane münafık var, bir mümin var. Bir Müslüman, bir mümin de o meclise gittiği zamanda o mümin olduğu için o 1000 kişinin içerisinde mümin kimse derhal onun ruhu telakki eder. O zat araya gider o 1000 kişinin içerisinde müminin yanına oturur. Neden? Ruhta evvelden felaki vardır. Bir münafık bir meclise gitse, onun içerisinde 1000 tane mümin var, 1 tane münafık var. O münafık mutlaka o münafıkın yanına varır oturur. Niçin? El ervahu cunudun mücennedetun. Ervah cünud-ü mücennededir, ruh-u evvelde. Şöyle değil mi daha çok olsun? Allah-u Ezîmüşşan, ervah, şöyle. Ruhların hepsi bir yerde harg olmuştur. Cesetlerin kıldeti böyle değil. Ben filan memlekette doğmuşum, sen filan memlekette doğmuşum, öteki filan yerde doğmuş, öteki de... Bak cesetler başka bak. Halbuki ruhların halgi bir yerdedir. İktidada. Ve müctemi olarak halg olmuştur. Şimdi milyonca ruh bir yerde. O milyonca ruh birbirine tanınmaz ki. Nasıl tanıştılar? Ha, dikkat edin. Allah-u Ezîmüşşan. Ruhları halde bir zamanda toplu olduğu halde her ruha bir hasta vermiştir. Ruhun birisine bir hasta vermiştir ki o ruhun sahibi daima hayrı hâh olacak. Daima hayrı alet olacak. Daima hayır yorum tebliğ edecek. Dikkat buyurun. Diğer bir ruhu da Allah-u Ezîmüşşan bir hasta vermiştir ki o ruhun sahibi daima yılan gibi onu bunu sokacak. Ona buna zulmedecek. Ona buna incidecek. Şimdi milyonca ruhun içerisinde kimisine yılan hastası verilmiş, kimisine gül hastası verilmiş, kimisine tiken hastası verilmiştir. Şimdi o ruh-u evvelde gül kokusu hastası verilen ruhlar orada birbirini tanışmışlar. Hani onun da gül hastası, onun da gül. O tiken hastası verilen ruh orada birbirine efendim düşman olmuşlardı. Şimdi o ruh-u evvelde ervaha verilen hasse itibariyle ruhlar birbirini tanımışlardır. O ruhlar anne bedene girip de meydana geldikten sonra mutlaka o ruh bedene girdikten sonra kendi hassesini kaybedemez. Hangi hasse kendiye verilmişse saadet hassesi vermiştir. O ehli saadete gider. Şegavet hâsesine umur bildirmiştir. O da ehl-i şegavete gidiyor. Ne anlarız bundan? Bundan bizim faydamız ne olabilir? Şöyle bakalım. Ne kadar ahlinize? Güzel kardeşim. Şimdi kendi kendini dağıtacaksın. Ders bu. Bunu unutmayacaksın. Bazı insan var ki, iki elini bağlasın, bıraktığın zaman da mutlaka meyhane olur. Mutlaka mikâle.
Ya Allah, bu meyhanedeki meyhane, bu konser yapıyor desen yine gider içer. Çünkü onun ruhunda o hasta vardır. O hasta vardır, çare yok. Bazı insanlardır ki, fakirdir, şöyledir, böyledir, ehli salahı tergib eder. Yahu, derim ben için namazın filan yerde kılacağım. Burada bir hafız var. Öyle bir güzel Kur'an okuyor ki, bir de bakarsın daha şıpır şıpır, gelin, dinlemek için oraya gider. O kesmek mecburdur. Çünkü ruh onu gamçılıyor. Ruhda o hasta var. Öyle bazı yalan diyor ki Hazreti Peygamber'in çabuk. Şimdi birisi hafızı dinleyeceğim diye ona koşuyor. Öteki meyhaneye gideceğim diye bardan çözülüyor. Ötekine de diyorsun ki yahu cigarayı az iç, haram değildi ama bu hastalığa sebeptir. Şimdi bir gün bırakıyor, 5 gün sonra yine başlıyor. Niçin? Ruhta konmuştur o. O ne olsun? Sen kendi kendini şimdi dağıttın. Eğer zulm ehline, münafıklere, küffara, içinde meylin varsa sen dinin tamam değildi. Hiç şüphe etme. Öyle kardeşim meydan demez. Bunun başka terazusu yoktur. Terazusu yok mu? Peygamberin sözü bu. Eğer ehli selahı seviyorsan, ehli hayri seviyorsun, memlekete, millete iyilik yapmayı istiyorsun, züefayı koruyorsun, sen bir cahilleri iyi yöne getiriyorsun, yani hayri aleti sen, hayri aleti sen, bil ki senin ruhunda bırakılan ruh, temizliğine beraber sen ehli saadettin. Yok ne oldu billah? Ben namaz kılıyorum ya. Namazı bırak. Hacca kaç defa gittim, onu da bırak. Onlar amal-i zahire bir imandan bahsediyor. Bir adam namaz kılar da gene dayanır sana. Ağlat olur, ona köpeklik yapar. Anlıyorsun? Resulullah'ı seven zalime alet olmaz. Onu sayılan kimdir? Bu budur. Ya Kur'an'a bağlısın ya değilsin. Ya Resulullah'a bağlısın ya değilsin. Bunun alameti sımsıkı o kapıya bağlanacaksın. O kapıdadır senin saadetin. O kapı senin efendiliğine ziyan getirmez. O kapı senin keserinden 10 para istemez. O kapı seni tabi tabi müstebine götürür. Hak Teala Hazretleri cümlemizi Hâb-ı Gâhlet'ten yıkandırır. Şimdi başka şeye hâdet yok. Dersiniz, ben kendimi dağıtacağım, sen de kendini dağıtacaksın. İçinden ne geliyor? İçinden canın ne istiyor? Meclisi ilim istiyor, meclisi zikir istiyor, meclisi saadet istiyor, meclisi falan Türkçesi toplumda evlilik yapmanı istiyor. Biliyorsun, Kıbrıs'ta falan çoklar, kardeşini kesiyorlar. İçinden bir acıyorsun, nasıl olur da böyle olur, kahrolsun diyorsun yani. O senin merhamet efendim, demek ruhunda bir nokta vardır. Zaten ben müstahat verdim. Deyip geçmiyorsun. Onunla bir anlamıyorsun. Onun için ruhunu muayene yapacaksın. Ruhun seni hayra götürürse bil ki ruhu ve evvelde senin ruhun hâsısı saadettir. Yok ruhundan zalimi sevmek, kafiri sevmek, münafıkı sevmek, bir kere sen de Müslümanım dersen kendini aldatıyorsun, Allah'ı aldatmasın. Allah âlimul gaybi ve şehadedir. İçinle de dışınla bağlanmadan çare yoktur. Allah bilmem ne sağlıcım. Estağfurullah. 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 Estağfurullah.
Kuvvel haymin haymin mazumdir. Tevbete abdin zalimin yunetmihi ve yedikun nefsihi zavtun veda hayatına yedikun. Bir insanın bir ahbabı olsun. Bir insan birini sevdiği zaman da sevdiği adamın ahbapları da bu adamın ahbabı. Sevdiği adamın düşmanları da bu adamın düşmanı. Sevdiğin adamı hem seni sevdiğim diyorsun, hem de onun hasımlarıyla, onun düşmanlarıyla gelip ahbap oluyorsun. Bu adam bunu tanıyor da, ulan yazık sana, ben sen insan mısın, iki yüzde herif diyor. İnsan da ne buna güzel diyor. Allah'u azimüşşan ise alimul gaybü ve şehadeti. Kalplerimizden geçeceği, göreceği, içimizi, dışımızı, düşündüğümüzü, düşündüğümüzü, onun mürâdebesinden kurtulma için sine pâk olmalısın, dil pâk olmalı, kulak pâk olmalı, ayın pâk olmalı, bütün manasıyla pâk olmalısın ki Allahümme hsûnâ fî zümdeti sâlihîn deyince oraya diyebilmelisin. Sahtekarlık olsun, Allah'ı aldatamayın. Allah cümle güzel bak. Ben su gibi olurum da olursun, bu sunuma dalman yani alıp okuyamayacağım. Kelime-i Türkler, kelime-i Türkler.